Sevgili arkadaşım merhabalar. Geçenki videomda Amsterdam, Brüksel, İstanbul ve Kartepe'den sizlere bir sunum yapmıştım. Şimdi ise İstanbul'dayım. Burası Başakşehir Kıraathanesi. Çok müthiş bir yer. Kültür ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Başakşehir Belediyesi'ne ait büyük bir kıraathane. 61.000'den fazla kitabın mevcut olduğu halk kütüphanesi. Burada tarihten felsefeye, jeolojiden astronomiye, her daldan kitap bulunmakta. Ayrıca görme engelliler için de kitapların mevcut olduğu bir yer, bir kıraathane. Burada kitap okuyabilir, ders çalışabilir, araştırma yapabilirsiniz. Ben de burada bugünkü çekimimi gerçekleştiriyorum. Bugün buradayım. Başakşehir Kıraathanesi'ndeyim. Burası kıraathanenin salonu. Aynı anda burada namaz kılıyorlar. Seminer de veriyorlar. Güzel bir yer. Ben de bugün buradayım. Bugün seninle hayatta durduğumuz yeri konuşacağım. Bu hayatta nerede duruyoruz? Bu konuyu sen de kendi hayatına bir bak bakalım. Sen de benimle aynı şeyleri paylaşacak mısın? Merak ediyorum. Yorumlarını bekliyorum. Bu videoyu beğenebilir. Düşüncede Yolculuk kanalına abone olabilir ve yorum yazabilirsiniz. Ya da bu videoyu başka sosyal medya kanallarında da paylaşabilirsin. Çok memnun olurum. Evet, hayatta durduğumuz yer. Hayata şöyle bir baktığımızda aslında bir aşkın ve sevginin ürünü olarak dünyaya geliyoruz. Anne babamızın aşkıyla can buluyoruz. Tabii herkes için aynı şeyi genelleyemeyebiliriz belki ama büyük bir çoğunluğumuz anne babamızın aşkıyla can buluyor ve böylelikle hayata adım atıyoruz. Karşılıklı alaka kuruluyor, ilişki kuruluyor. Kurulan bu ilişkinin meyvesi de insan olmuş oluyor. Fakat ilk can oluşmaya başladığında, yani anne yumurtasının döllenmesiyle beraber ilk mücadele de, yani kavga da başlamış oluyor. Erkek hücresi kadın hücresine ulaşıncaya kadar uzunca bir yol kat ediyor. Döllenmiş hücre anne rahminde bir yerde tutulmaya çalışıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Büyümesiyle beraber de bölünmek zorunda kalıyor. Hem büyüyor hem de bölünüyor. Bu bölünme ilk önce ayrışma ile başlıyor. Ayrışma kavgaya dönüşüyor. Kavga da bölünmeyi gerektiriyor. Kavganın merkezinde ise ben duygusu var. Ah bu ben. Ben var ya ben. Sonra çocuk olarak anne rahminde ortalama 9 ay 10 gün yaşadıktan sonra anne vücudundan ayrılmak zorunda kalıyoruz. Her ayrılış yeni bir doğumdur. O da yeni bir bölünmedir aslında. O da çok sancılı geçiyor. 2 evladım var. İkisinin doğumunun aşırı sancılı olduğuna şahit oldum. Sonra sütten ayrılıyoruz. Sonra evden ayrılıyoruz. Sonra mahalleden ayrılıyoruz. Sonra doğduğumuz şehirden ayrılıyoruz. İçinde bulunduğumuz cemaatten ayrılıyoruz. İçinde bulunduğumuz partiden ayrılıyoruz. Hep ayrılıyoruz, ayrılıyoruz, ayrılıyoruz. En sonunda da bu hayattan ayrılıyoruz. Dikkat ediyor musun? Ayrışma hep sancılı ve tartışmalı geçiyor. Ama bu sancının her biri ayrı bir eğitici oluyor. Her ayrışmada yeni şeyler öğreniyoruz. Her öğrenim de bize yeni şeyler katıyor. Fakat bu ayrışmaların yanı sıra aynı anda da gelişiyoruz. Daha da büyüyoruz. Biraz daha kemale eriyoruz sanki. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hocası Necmettin Erbakan'dan ayrıldı. AK Parti'yi kurdu. Sayın Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ayrıldı bir şekilde. Yeni bir parti kurdu. Mustafa Kemal Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Ertuğrul oğlu Osman Selçuklu Devleti'nden ayrıldı. Osmanlı Devleti'ni kurdu. Arkadaşı Muhammed Mekke müşrik site yönetiminden ayrıldı. İslam medeniyetinin kurulmasının önünü açtı. İbrahim ise Babil hükümdarı Nemrut'tan ve Mısır Firavun'dan ayrıldı. Tek tanrılı düşünce sistemi olan Hanif dinini kurdu. Nebilerin atası oldu. Siyasetten dinler tarihine geldik. Hadi bakalım bu ayrışmanın sonu nereye varacak? Yeni çığır açanlar tarihte hep bir kırılmanın parçası olmayı başarmışlardır. Burada yeri gelmişken şöyle bir soru sormak lazım. Bu kırılmanın bir parçası olan liderler, öncüler bir kırılma olduğu için mi öne çıkmışlardır? Yoksa bir lider ortaya çıktığı için mi kırılma olmuştur? Yani bir lider mi kırılmayı gerçekleştirir, yoksa bir kırılma mı liderine doğurur? Sizce hangisi? Bir kırılma mı, bir lider mi? Belki bu yumurta tavuk hikayesine benziyor ama bence bir kırılma liderine doğurur. Kırılmayı doğru okuyabilen kişi kendi doğallığında lider olur. Yusuf zindandayken Firavun'un rüyasını doğru okuyabildiği için zindandan kurtuldu ve Mısır'a yüksek makama geldi. Ve İsrailoğullarını Mısır'a yerleştirdi. O günkü kırılmayı doğru okudu. O günkü kuraklık bir kırılmaydı. Ve Yusuf onu doğru okuduğu için o makama hak etti. Daha sonra Musa da aynı şekilde zamanındaki Firavun'un azmasından dolayı kaynaklanan kırılmayı doğru okudu ve İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarttı. Hani o Kızıldeniz meselesi var ya. Arkadaşı Muhammed de Mekke'deki kırılmayı doğru okudu ve Kur'an ona bir hak olarak gelmeye başladı. Devam budur ki tarihin kırılma anlarını doğru okuduğunda işte o zaman kendiliğinden üzerine bir sorumluluk yükleniyor ve hayatının amacı o andan itibaren başlıyor. Daha güncel bir örnek verelim. Örneğin bir iş yerindesin. Gidişatın doğru gitmediğini fark ediyorsun ve müdahale ediyorsun. İşte o andan itibaren sizin oradaki misyonunuz da ortaya çıkıyor. Eğer misyonunuzu gerçekleştirdiğinizde ise oraya bir katma değer sağlıyorsunuz. Aslında etrafınızdaki olayların topyekun gidişatı, siz bu gidişatı görüyorsunuz ve yapmanız gereken müdahaleyi yaptığınızda işte sizin hayatınızın amacı da ortaya çıkmış oluyor. Bu hayatın gidişatıyla alakalı olarak siz neyi okuyorsanız misyonunuz da o oluyor. Sizce lider olunur mu, yoksa lider doğar mı? Ne dersiniz? Bak ikinci kez soruyorum. Lider olunmaz. Lider doğulur. Lideri şartlar doğurur. O şartlarda bir kırılma vardır. Siz bu kırılmayı doğru okursunuz ve kendi doğallığınızda lider olursunuz. Ve sırtınıza yaşanacak kırılma kadar sorumluluk biner. Bu sorumluluk karşısında iki şey yaparsınız. Bir, ya kaçarsınız. O bir sarp yokuştur. Tırmanmak size çok ağır gelir. Kaçarsınız. Ve kendinize şöyle ya da böyle bir bahaneler üretirsiniz. İkinci bir yolunuz da sağına soluna bakmadan kolları sıvar, sorumluluk alırsınız. Bunun dışında üçüncü bir yol ben göremiyorum. Evet, ben Mehmet Uzun, Düşüncede Yolculuk'tayım. Düşüncede Yolculuk'tan Düşünce Okulu'na doğru tekamül ediyorum. Kayıtlarımız başlamıştır. Sizi de aramızda görmekten onur duyarım. www.dusuncedeyolculuk.com/düşünceokulu. Zamanı ve içinde yaşadığımız anı ve anın sorumluluklarını kavrayamak ve bu hayattaki ödevlerimizi yerine getirmek üzere hoşça kalın. Selametle kalın.